antropolojik evrenseller. Antropolojik evrenseller dediğimiz kalıplar 100-150 senedir çok tartışıla gelen bir konudur. Ne demek antropolojik evren? Antropoloji, antropolojik insana dair, insan bilimi, insana dair evrenseller. Yani bunlar nasıl şeyler? Bunlar öyle motifler ki, unsurlar ki, hem New York'ta geçerli, hem Papua Yeni Gine'de geçerli. Anlatabildim mi? Çok farklı suretlerle karşımıza çıkabiliyor ama hepsi aynı kapıya çıkıyor. Mesela New York'ta doğum günü kutlanıyor, Papua Yeni Gine'de ne kutlanıyor? Bir erginleme ayini kutlanıyor değil mi? Ya da Avustralya'daki Aborigine'lere baktığımız zaman işte onların meşhur walkabout denilen olayı var. Erkekliğe, yetişkin erkekliğe adım atacak olan erkek çocuk köyünden, kabilesinden uzaklaştırılır ve ne kadar macera atlatırsa tek başına Avustralya'nın son derece vahşi doğasıyla tek başına mücadele ederse o kadar iyi, son derece yara bere içinde, zayıflamış bir biçimde belli bir süre sonra döndüğünde köyüne ne olmuş oluyor? Eski çocuk ölmüş oluyor, artık yetişkin erkekliğe geçmiş oluyor. Mesela bu bizde nasıl? Bizde nasıl söyleniyor? Sünnet ritüeli değil mi? Sünnetten sonra erkekler ne oluyor? Artık adam olmuş oluyorlar. Bu tarz motifler bütün dünyada, bütün kültürlerde farklı görüntülerle ortaya çıksalar bile aynı hedefe işaret ediyorlar. Hangi hedefe işaret ediyorlar? Şuna işaret ediyorlar. Akültüre olmaya hedefliyorlar. Ne demek bu? Çocuk tırnak içinde vahşiye daha yakın, eğitimsiz, kültüre uyum sağlayabilmesi için kültür tarafından kelimenin tam anlamıyla ne yapılıyor? Burnu sürtüle sürtüle bu kültürün disipline etme özelliğine son derece bazı yerlerde son derece şiddetli derecede maruz kalıyor değil mi? Tüm dinlerde de var bu. İşte mesela ilk inisiyasyon Hristiyanlıkta nedir? Vaftiz. Sonra işte 13-14 yaşına geldiği zaman şeyler, Katolikler, komunyon dediğimiz dini anlamda da yetişkin olma vesaire vesaire. Evlilik, ölüm, askerlik, mesela ilkel tırnak içinde, ilksel kabillerde kızların regle olması, anlatabildim mi? Çocuk doğurabilir yaşa gelmeleri. Bunlar bütün dünyada kültürel gelişime ya da kültürel evrime bakmaksızın öyle veya böyle kendisini belli eden motifler değil mi? Çok güzel bir kalem getirmişim. Dolayısıyla bütün kültürlere ne içkindir? Ham maddeyi boyun eğmemekle ilintilidir. Ne demek bu? Maddenin işlenmesi lazım. Maddenin disipline edilmesi lazım. Maddenin törpülenmesi lazım ki kültürel anlamda ne olsun? İşe yarar hale gelsin. Mesela en güzel dışa vurumlarından bir tanesi aklıma geldi. Askere gitmemiş insana ne yapılmaz bizim ülkemizde? Kız verilmez. Yani askerlik neyin inisiyasyonu bu bağlamda? Erkekliğini, müstakbel kocalığını, müstakbel çocukların koruyuculuğunu, müstakbel eşine sahip çıkabilme yetisini nerede ispatlayacak bu kişi? Askerlikte.
şu askerlikten şey rapor alıp bu askerlik bile yapmadı diye kıraathanede ne yaparlar? Dalga geçerler değil mi? Bu böyle. Bu böyle. Evet, dolayısıyla bu bütün kültürlere içkin. Tırnak içinde gelişmemiş gibi görünen, o yüzden ilkel demeyelim, ilksel diyelim. Yani kültürlerde bile bu var. Hatta belki onlarda daha sert bir biçimde var. Çünkü kültürün getirdikleri bizim gelişmiş ülkelerde çocuklara, eşe, aileye sahip çıkmaya ne yapıyor? Kolaylaştırıyor değil mi? Mesela Kenya'daki Masai kabilesinde o kadar kolay değil. Aslan sürüsü saldırdığı zaman ne yapmak zorunda Masai'ler? Aleni aslanlarla dövüşmek zorunda. Ve nasıl dövüşüyorlar? Onların öyle ateşli modern silahları yok ki. Resmen işte mızrak, ok filan. Öyle belgeseller var. Dehşete düşersiniz. Masai erkeklerinin askerlikleri ne biliyor musunuz? Yeleli yeleli koca aslanlarla dövüşmek. Düşünebiliyor musunuz? Hakikaten orada hayatta kalabiliyorsanız sapına kadar erkeksiniz gerçekten. Yarım dönmüyorsanız, yani yarım dönebiliyorsanız bile başarı. Bizler için bu artık çok 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 ne diyoruz biz? Bu kelimeyi ben çok kullanırım, sinir olurlar hatta. Arkaik ya da kadim. Ama öyle. Bizim aslanlarımız ne? İşte COVID, ay virüs dolanıyor. Ah işte Sağlık Bakanı dedi bugün yine 70 bin kişi bulaştı. İşte 150 kişi öldü. Vah vah vah. Görüyorsunuz bütün kültürlerde bu var. Ne var? İlksellikten medeniyete doğru geçiş. İlksellikten medeniyete doğru geçiş. İlksellik neye tekabül ediyor? Bakir doğaya tekabül ediyor değil mi? Bakir doğaya tekabül ediyor. Ne demek bakir doğa? Balta girmemiş orman demek. Bakın bu sözümüz çok güzeldi. Balta girmemiş orman. Balta burada neyi temsil ediyor? Kültürü. Kültürü, balta. Baltadan girersin o ormana ki o ormana en basitinden ne yaparsın? Bir patika yaparsın değil mi? Yol yaparsın. Yani bir levha koyarsın. İşte Amazon 15 kilometre. Kaybolmamak için. Değil mi? Ya da ne koyarsın? Orada çok güzel bir mavi göl vardır. İnanılmaz güzel görünür. Oraya bir levha koyarsın. Dersin ki dikkat pirana var. Çünkü girdiğin zaman kemiklerine çıkabilirsen ne yaparsın? Çıkarsın. Ne yapar demek ki bakir doğa? İnsana türlü türlü tuzaklar hazırlar değil mi? O yüzden ilk antropolojik evrensel nedir? Emniyettir. Bu bizi nereye götürür? 50'li yıllarda zaten söylenmiş meşhur Maslow piramidi değil mi? Meşhur Maslow piramidi. İşte nedir bu? Hayatta kalmak, işte karnını doyurmak, işte evlenmek, çoğalmak, bla bla bla. En sonunda kendini gerçekleştirme, estetik kaygı. Anlatabildim mi? Neyi görüyoruz? Burada artık doğanın çirkefliğini tırnak içine alıyorum. Ne yapmış oluyoruz? Tamamıyla bundan sıyrılmış olduğumuzu düşünüyoruz. Aslında hiçbir surette kurtulamıyoruz doğanın çirkefliğinden. Çünkü doğanın çirkefliği nerede saklı? Aslanlar yoksa içimizdeki aslanlar da saklı değil mi? Ne yapmak zorundayız? Akültüre olabilmek için içimizdeki aslanları hadım etmek zorundayız ya da öldürmek zorundayız. Demek ki sadece bakir doğadan kaçmıyoruz, bizi çevreleyen bakir doğadan kaçmıyoruz. İçimizdeki doğadan da kaçıyoruz değil mi? Yani niye dövüştürüyorlar Masai erkeklerini aslanlarla? Ona şu disiplini öğretmek için. İçindeki doğa diyor ki kaç. Hayır. Kültür öyle bir disipline ediyor ki eğer kaçarsan sen erkek değilsin diyor. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey ne demek? Topluluğun dışına itilmiş oluyorsun. Topluluğun dışında da
hiçbir insan ne yapamaz? Hele hele öyle kabilelerde hiçbir surette hayatta kalamaz. Hayatta kalsa bile inanılmaz mutsuz olur. Ölür, depresyona girer. Çünkü bizler korkunç sosyal varlıklarız. Yani çokluğa ihtiyaç duyarız. Biz buna göre kondisyonlaşmışız. Bizim bilişsel evrimimiz bununla ilintili. Biz aslında Homo sapiens sapiens kültür tarihinin %90'ını hep 30 ila 40 kişilik gruplarda geçirerek evrimleşmişiz. Biz 30-40 en fazla 50 kişinin ismini biliriz, cismini biliriz, 3 aşağı 5 yukarı tanırız, severiz, sevmeyiz. 50 kişiyi geçtiği an ne başlar? Anonimite başlar. Kültürün bizi eğittiği yöndeki masklar takılmaya başlar. Hiç tanımadığınız bir insana merhaba, hoş geldiniz dersiniz aslında. O nedir? Bir maskedir dedim. İçinizdeki doğa aslında ne diyor? Yani ne istiyor bu? Ya da ben mesela dekanlığa gittiğimde dekanımızla hocam nasılsınız? Kendimle çok dalga geçerim. İyiyim Nevzat hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Müjdar'ın bir filmi vardır. Otururlar. Köylü kadınlar gelir Vasfiye'nin evine. Hepsi tek tek sorar. Nasılsın kızım? Müjdar der. İyiyim teyzeciğim, sen nasılsın? İyiyim. Öteki genç kadın sorar. Nasılsınız? Vasfiye der ki, iyiyim. 13 defa tekrarlanır bu. En sonunda artık biz Vasfiye'nin yüz ifadesinden anlarız ki üf canınız cehenneme artık, iyiyim ya. İyiyim, bundan da daha iyi olamam. Sormayın artık birbirine. O nedir? Medeniyettir. Oscar törenlerindeki o espri mıçan şeyler, sunucular. Herkes çünkü neye programlanmıştır? O espri yapacak. Herkes de kırmızı aldan sonra son derece şık. Nasıl gülecekler? Bakınız bu gülme çok önemli. Böyle gülmeyecekler. Böyle gülecekler. Bakınız. Çok daha, hayır gerçekten çok daha fazla kas, ince kas devreye giriyor. Bu hangi suret? Bu Fransız Büyükelçiliği'ndeki kokteyl sureti. Fransız Büyükelçiliği'nde böyle gülmezsiniz. Nasıl gülersiniz? Bakınız gamzeleri görüyor musunuz? Bunları yapın bakalım. Ya da mesela enterler nasıl şiir okur? İstanbul'u dinliyorum gözüm kapalı diye okumazlar. Nasıl okurlar? İstanbul'u dinliyorum gözüm kapalı. Anlayabildim mi? O enterliklerini, o İstanbul'daki o Ş harfi. Enterliklerine bir enterlik katar. Nedir bu? Bir arketiptir yani. Bir paçavradır. Anında işte pipo, püf püf ya. Mirin. Azizim. Ah ah. Sus. Hemen Nişantaşı'na gidesin. Medeniyete gidiş var. Medeniyet ne? Gerçek duygularımıza hep ne yapar? Bastırır, disipline eder. Neden? Çünkü çok büyük bir toplulukta yaşıyoruz artık. 30-40 kişi arasında yaşamıyoruz. Günde kaç defa tanımadığımız onlarca insanlarla bir araya geliyoruz. Ve ne yapmak zorundayız? Karşılıklı en büyük ortak paydada buluşmamız gerekiyor değil mi? Buluşmamız gerekiyor. Yani burada da kafamıza göre takılırsak ne olur? İnanılmaz büyük bir anarşi olur. Mesela bizim ülkemizin en büyük sorunu bu. Bu işte ay onlar bundan nefret ediyor. Ay onlar bunu linç ediyor. Ay işte bakın ben dedim Orhan Pamuk'u sevmiyorum. Şarkımı okudular. Sanki Orhan Pamuk böyle salaklar yani. Sanki Orhan Pamuk peygamber. Sanki ben Tanrı'ya küfür etmişim. Orhan Pamuk sevmeyen. Allah Allah ya. Allah Allah. Anlıyor musunuz? İstanbul'u dinliyor Orhan Pamuk'la. Boğazın sınırı çekiliyor. Kara kitap. Bu. Bu. Hiç kimse ama Minnesota'yı bilmez. Minnesota Türkiye'de en büyük anlatıcı. Hikaye anlatıyor kadın. Strüktür şıftırtmıyor Orhan Pamuk gibi. Yarım kilo Oedipus, yarım kilo hatta Roma değil. Okuyor. Beş Sevim Apartmanı'nda okuyun. Şahbaz okuyun.
Nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Siz böyle küçücük çocuk oluyorsunuz, o da yaşlı babaanne. Size hikayeler anlatıyor. Edebiyat budur. Edebiyat budur. Edebiyat anlatılandan sıkılmamaktır. Thomas Mann'ın Büyülü Dağı 700 sayfa boyunca birinin sanatoryumda geçirdiği 7 aptal seneyi anlatıyor. Hiç olay yok. Düşünebiliyor musunuz ne kadar sıkıcı aslında? Ama beceri bu. 700 sayfa boyunca beni ona bağlı tutmak, anlatabildim mi? Yoksa kırmızı saçlı kadının memeleri, bilmem neleri, bunlar çok ilginç hikayeler zaten. Neyse bu konumuz bu değil. Neyi görüyoruz? Kültüre doğru bir gidiş. Bu hem, bakınız burası çok önemli, hem her insan bireysel olarak yaşar bunu, psikanalitik açıdan. Ne yaparız biz 3 yaşında? Kakamız geldiği zaman kakamızı yaparız değil mi? Ne yapılması lazım? Temizlik eğitiminden geçmemiz lazım. Ki toplumsallaşabilelim. Aynı zamanda bu insanlığın kültür tarihi de böyledir. İnsanlığın kültür tarihi de böyledir. Yani ne yoktur? Mesela yemekten sonra geğirmek ya da yellenmek ya da ne bileyim bugün böyle aa diyeceğimiz şeylerin orta çağına bırakın yani milattan önce 30 binleri. Hiç böyle ayıp denilen unsurlar yoktu. Niye? Çünkü kültür geliştikçe çevremiz gitgide anonimleşiyor. Yani çiftlikten köy, köyden kent, semtten metropol, adı üstünde metropol. Metropol. Araplar Roma'ya gittiği zaman 5 yıldızlı restoranlarda ne yapamıyorlar? Yani şey böyle elleriyle onlar da o büyük işte devenin içinde dana, dananın içinde kuzu, kuzunun içinde tavuk, pilav, 5 ton böyle güzel güzel yiyorlar ya çok güzel petrol petrol parlıyor her yerleri. Yok hiç ırkçılık taslamıyorum. Maklum. Çünkü ben çok gelişmiş bir insanım, medeni bir insanım. İşte gelelim globalleşmenin Meduza suretine. Popülizmin kaynağı burada. Her şey uygun, her şey mübah, her şey izin var ama içim içine diyoruz ki, onu anlatacağım sonra niye antropolojik bir evrensel oldum diyoruz ki, Allah belalarını versin. Ama böyle diyoruz, Fransız Büyükelçiliğindeki kokteyl ağzımızla, Allah belanızı versin. Çok önemli. Hem böyle bir gelişim çizgisi var, hem gayet tabii ki bok çukurundan kelimenin tam anlamıyla mekansal olarak daha yükseğe, daha fazla göğe yaklaşma. Yani bugünkü NASA'nın işte o teleskoplar gönderdi yine geçenlerde bilmem ne gönder. Aynen bu dinamiği, bize içkin olan dinamiğin sureti. Nereden? Topraktan. Havaya doğru bir gidiş var. Neden topraktan havaya doğru? Bakınız, bizleri topraktan yaratılmışız. Bizim suretimizden ne yapmak zorundayız? Uzaklaşmak zorundayız. Niye? Niye? Nasıl burada ilkelliğimizden, güdülerimizden sıyrılıyoruz, son derece medeni bir insana dönüşüyorsak, burada da bedenimizin bütün arsız özelliklerinden sıyrılıp adeta, bakınız bu çok güzel bir kelime, ruhanileşiyoruz. Bedenimizi ne yapıyoruz? Disipline ediyoruz. Nasıl disipline ediyoruz? İşte kadınları eve tıkayarak. Değil mi? İşte sokakta atıyorum. Öpüşmeyi yasaklayarak. İşte çok güzel, çok önemli. Sadece bizde değil, bütün dinlerdeki işte oruç tutma, yemeyerek. Mesela en ileri, bu konudaki en ileri safhadaki insanlar kimler? Bütün dinlerde var olan münzeviler değil mi? Ne yapıyorlar? Gidiyorlar çöle, 40 gün 40 gece orada kalıyorlar. İşte sabahları çiğ damlalarını yalayarak susuzluklarını giderip
işte bir kök bulduklarında, bir böcek bulduklarında onu yiyerek ne yapıyorlar? Bedenin etten kemikten olan ihtiyaçlarını en asgari düzeyde ölmeyecek şekilde karşılıyorlar ki en büyük yatırımlarını nereye yapmış oluyorlar? Ruhlarına değil mi? Ruhlarına. Demek ki bu topraktan havaya gitme neyin ikiye bölünmüşlüğünü çok güzel temsil ediyor. Bu da bir çok önemli bir antropolojik evrenseldir. Ve Batı kültürlerinin korkunç hastalıklı bir biçimde içkindir bu. Beden ruh ayrımına işaret eder. Beden son derece anonimdir, herkesle aynıdır. Kırbaçlanılması gerekir, işkence görmesi gerekir. Orta çağda cadı şeklinde yapılması gerekir ki orta çağda hakikaten yani bunu anlatmak zor. Ben de çok rahatsızlık duyuyorum. Orta çağda yakılan o kadınlar cadıyı yaktık, yakalım cadıyı diye yakılmıyorlar. Yani bu günahları işledim, bedeni bu acıyı çeksin, yok olsun ki ruhu bari huzura ersin, cennetlik olsun. Cennetlik olsun. Yani filmlerde seyrediyoruz ya, orada bir engizisyonun başında nalet birisi var, herkesi yapmak için. O öyle değil. O öyle değil. O hakikaten ruhunu kurtardığından son derece emin. O acımasızlıkları, o korkunç sadizmleri, tabii ki başka dinamikler de var. O sadizmlerinin kaynağı bu. Beden ne yapılmak zorunda sürekli? Disipline edilmek zorunda. Beden neyi aşmak zorunda? Günahkar topraktan yapıldığının bedelini ödemek zorunda. En nihayetinde her insan nedir? Tanrı. Çamur, balçıktan, su ve topraktan insanı yarattığında ne yapıyor? Burnundan ruhu üflüyor değil mi Adem'e? Ruah, İbranice ruah, ruh kelimemiz oradan geliyor. Canlanması öyle. Demek ki beden aslında ne? Şu vazodan farksız bu beden, bu çiçekler için, ruh için ne sadece? Bir kase. O kaseye baktığımız zaman bizi sürekli deneyen, bizi baştan çıkarmak isteyen korkunç unsurlarla donatılmış. Şöyle ki, beden ikiye bölünüyor. Üst taraf, ruhumuza daha uygun unsurlar var. Çünkü herkesin yüzü farklı. Herkesin yüzü değişik. Herkesin yüzü kendi şahsına münhasır. Herkesin gözleri farklı bakıyor. Herkesin gözüne baktığınız zaman yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor anlayabilirsiniz. Ama bedenin bel altına gittiğimiz zaman bela başlıyor. Bedenin bel altında bütün korkunçluklar toplanmış oluyor. Hangi korkunçluklar? Ay Allah'ım. Allah'ım. Bakınız bir münzevi. Allah'ım beni niye böyle yarattın? Senin nefesin şu bedenle ben nasıl dışkılayabilirim? Tabii. Dışkılamak, işemek, korkunç şekilde insanı kirleten unsurlar. Hiçbir surette Tanrı'nın kaseliğine, Tanrı'nın nefesinin kaseliğine uygun olmayan biyolojik gerçekler değil mi? Hiç uymuyor, hiç yakışmıyor. O yüzden mesela bizim dinimizde şey çok yaygındır. Abdest alma, sürekli temizlenme, sürekli bir dakika sonra ölecekmiş gibi tertemiz bir biçimde bu dünyayı Tanrı'nın istediği gibi terk etme. Başka ne var? Allah. Tabii ki cinsel organlar var. En büyük sorun. En büyük sorun. O yüzden öyle bir mekanizma geliştiriliyor ki bu da korkunç bir antropolojik evrensel. Öyle bir mekanizma geliştiriliyor ki erkekler kadından ayrılıyor. Çünkü kadınlar yetmiyormuş gibi ayda bir kere korkunç şekilde rahim kanamalarından dolayı
kirleniyorlar. İstedikleri kadar ruhani olsunlar. Kadınlar ayda bir kere erkekleri neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? İnsanın korkunç günahkar olduğunu ve korkunç günahkar maddeden inşa edildiğini hatırlatıyor. Hiçbir kültür yoktur ki kadının adet kanaması alkışlanası bir şey olsun. Kadının adet kanaması kadını bütün kültürlerde erkekten bir adım aşağıda konumlandırıyor. Bunun da kaynağı ne? Mesela Museviliğe göre Havva'nın Adem'i baştan çıkarıp yasak meyveyi ilk önce kendisi tadıp sonra Adem'e yemesi için vermesi. Ne diyor Tanrı orada? Onları cennet bahçesinden kovarken. Bakın çok ilginç bir şey diyor. Diyor ki, sen diyor Havva'ya, sen diyor Adem'i baştan çıkardığın için, Adem diyor hepsini aşağılayacak. Ama sen azgın bir biçimde hep kocanla bir arada olmak isteyeceksin. Cinsel ilişkiye girmek isteyeceksin. Bakın hiç renkli kanamasından bahsetmiyor. Kadının doğurganlığını dillendiriyor burada yani. Sen hep bu günahı işleyeceksin ve acılar içinde doğuracaksın. Bunu böyle dediğine göre cennette büyük bir olasılıkla ne yoktu? Havva'nın adet kanaması büyük bir olasılıkla yoktu değil mi? Sen acılar içinde doğuracaksın dediğine göre. Demek ki regl kanaması ne? Bütün mitlerde olduğu üzere kadınların laneti. Bütün mitlerde kadınlar kültüre büyük zarar veriyor değil mi? İşte Musevilikte, Hristiyanlıkta Adem ile Havva. İşte Yunan mitolojisinde Pandora değil mi? İşte yine Musevilerde Adem'den önceki pardon, Havva'dan önceki Adem'in ilk karısı Lilith. Yani hep ne? Hep böyle cehennemlerden, diplerden çıkan fahişeler. Fahişeler. Dolayısıyla topraktan kaçmak ve havaya gitmek sadece mekansal olarak yerden yukarı doğru kaçmak değil, antropolojik, evrensel, bütün kadın sorunlarının temelinde yatan evrensel bu. Kadından erkeğe gidiş. Çünkü hava nedir? Nasıl bir elementtir? Topraktan uzaktadır değil mi? Evet. Kimler orada hep dolanıyor? Şimdi havaya baktığımız zaman ne görüyorsunuz? Bulut. Başka ne görüyorsunuz? Güneşi. Güneş. Bakınız hava, güneş. Kim o? Apollon değil mi? Bakınız ateş. Yani ışık. Işık. Aşağıda ne kalıyor? Toprağı alıyor. Başka neyi alıyor Yahve? Su alıyor. Su alıyor. Su. Son derece pasif bir element. Bulunduğu kabın şeklini alır anında. Çıldırdığı zaman da taş taş üstüne bırakmaz. Tipik, dişil bir kıyamet fantezisi. Dişil bir kıyamet fantezisi. Bakın o kadar ilginç ki popüler kültüre de miks ediyor bütün bunların hepsi. Hava, ateş, aklınıza ne geliyor? Neler geliyor? Ay. Hı? Ay. Hayır. Hava, ateş, su, toprak. Burçlar. Burçlar. Bakın burçlar. Babil'den kalma. Sümer'den kalma. Hava burçları. İkizler. Zeus'un oğlu Castor ve Pollux. Yani Dioskurlar. Yay, ateş. Yani ezelden beri apolonik bir şeydir. Hedef alıp orayı tutturmak. Başka? Aslan. Güneşin temsilcisi değil mi? Başka ne var? Boğa. Hayır, boğa, toprak. Koç. Koç gibi. Anlatabildin mi? Babasının oğlu.
Başka ne var? Ateşleri geçtik. Hava, terazi. Bakınız hukuk, denge. Denge değil mi? Başka? Kova. Bereket. O kova ne aslında? Sonsuz bereket akıtan deniz kabuğu gibi bir şey o. Gelelim topraklara. Oğlak. Satürn'ün şeysi. Son derece arkaik, olimpik Jüpiter öncesi bir düzene tekabül ediyor. Kimdir Jüpiter öncesi, Zeus öncesi? Gayet tabii ki çocuklarını yiyen Kronos değil mi? Ve bütün orta çağ boyunca o oğlak kafalı, toynak ayaklı büyücü şeytanı temsil ederdi. Yer altına aittir. Boğa, boğa ne yapar? Boğa kimdir? Alef'tir. Boğa, bakınız. Boğa, A harfidir, ters çevirin. Kimdir boğa? Annesinin ilk doğurduğudur değil mi? İlk doğurduğu için çoğalacak başka unsur yok. Kimdir o? Ödipus'tur. Annesinden ilk doğandır. Başka ne var? Başak var. Başak, Eylül'de. Her Eylül'de Başak Burcu olduğunda tarlalar biçilir. Sonra tarlalar ne olur? Tarlalar ürünsüz kalır. Ölür, bereket yok olur. Ertesi sene yeniden topraktan ortaya çıkar değil mi? Sulara gelelim. Sularda en agresif ötekileştirme var. Hep mesela Musevi dininde helal olmayan yiyecekler. Balık, denizden çıkan o sümükümsü unsurlar. Cılbır cılbır. Mesela eski Museviler o sushi falan görselerdi bugün yeniler intihar ederlerdi yani. Böyle bir de değişik şekilli böyle kesiyorsun kesiyorsun yiyorsun. Tadı yok, tuzu yok. Anlatabildim mi? Ya da mesela o canlı canlı ıstakozları kaynar suya atıyorlar ya çiyak diye bağırıyorlar kabukları sıcaktan çatlarken. Antropolojik evrenseller. Çok lezzetli. Lezzetli. Akrep. Yengeç. Su burçları. Yengeç doğum öncesini temsil eder. Şekilsizliği, amorfluğu. Değil mi? Yan yan gider. Düz gitmez salak. İngilizcesi nedir yengecin? Cancer'dır. Kanserdir. Kafasına göre büyür. Hiç senin DNA'ndaki planına takmaz. Der ki ben şimdi şöyle akciğerinde güzel bir prostata hücresi oluşturayım. Sonra beynini de kolonize edeyim. Orada da bir hücre topluluğu oluşturayım. Hatta akciğerini beyninde oluşturmaya çalışayım. Nasıl bir plan bu çocuklar? Politik olarak nasıl bir plan bu? Anarşik. Anarşik, politik olarak anarşik. Yani ne değil? Hücreler, beyinde sadece beyin hücresi yapacaksınız. Kanser hücresi diyor ki. Diyor ki yok edeceğim. Senin gezegenini yok edeceğim ben. Mesela birdenbire doğa diyor ki COVID-19. Anlatabildim mi? Görüyorsunuz. Bütün korkunçluklar nasıl cinsiyetlendiriliyor? Burçlar da bunu gösterdi. Bu ara toprak ve su burçları dişildir. Hava ve ateş burçları erildir. Hava ve ateş burçlarında bütün olimpikleri görürsünüz. Bütün bayrak hayvanlarını görürsünüz. Aslan, koç. Burada da bütün imha edilmesi gereken ötekileri görürsünüz. Böcekleri, balıkları, soğuk, ıslak, iğrenç şeyler. Bakınız, soğuk, ıslak, nemli, kokulu. Kadın, kadını tarif ediyor. Eski Yunanlılarda kadın ıslak ve soğuk. Erkek kuru ve sıcak. Kadın ne biliyor musunuz? Bodrum katındaki rutubetli köşe. Psycho'daki Norman Bates'in annesinin olduğu yer. Tabii tabii. Şey ne?
Erkek ne? Bayrak dikilmiş şehrin en güzel yerine. Anlatabildim mi? Bina şey, parlamento binasının önünde bekçilik yapan aslanlar. Başbakanlık. Viyana'ya gidin dersiniz ki Atina'da mıyım? Milattan önce 5. yüzyılda. Parlamento, yönük sütunlar, Athena'lar, bilmem neler. Şimdi hakikaten düşünün oraya bir akrep koysalar. Derler ki manyaklaştınız mı siz? Ya da hiç gördünüz mü bir ülke bayrağında akrep olsun? Ya da bayrağında bok böceği olsun? Görmezsiniz. Çünkü bunlar olimpik. Bütün popüler kültürde de görürsünüz. Dün seyrettim. Eternals diye bir film. Ay Allah'ım nasıl bunları, nasıl yeniden çok daha süblim bir biçimde üretiyor. Bunlar da kötüler. Dolayısıyla topografik olarak, mekansal olarak bütün kültürlere şu da ilişkin, antropolojik, evrensel olarak. Çukur yerler, toprak altı hep nerededir? Cehennemdir. Cehennemdir. Yukarı yerler, Apollo'nun diyarları, havadar yerler, Hermes'in gökyüzünden, tanrılardan insanlara haber getiriyor. Bakın aynen internet şeyleri gibi, baz istasyonları gibi. Haberci, haber hep gökten gelir. Mesela şeyde de bir film var Netflix'te, Don't Look Up. Şu Don't Look Up'ta da o Don't Look Up, Don't Look Up. Yani hem bak hem bakma. Yukarısı aşağısı, yukarısı aşağısı. Bunu anlatıyor aslında. Yukarısı aşağısı. En sonunda yukarıdan kurtuluş hakikaten geliyor. Apokaliptik bir biçimde geliyor değil mi? Dolayısıyla ne diyebiliriz? Bütün kültürlerde yerden kaçıp yukarıya ulaşma telosu var, hedefi var. Bu ne anlama geliyor? Bu hangi anlamda? O yüzden bütün mabetler göğe yükselir. Hiçbir kültür yoktur ki yer altına tapınaklar yapsın. Anlatabildim mi? Piramitler ne yapar? Piramitler göğe yükselir. Niye? Keops'un, Mykerinos'un, bütün o Ramses'in, bütün o firavunların, tanrıların sonsuzluğuna delalet. Piramitler onları göğe ulaştırır ve sonsuza dek bu gözümüzün önünde kalır değil mi? Demek ki medeniyet bakir doğadan kaçıyor. Medeniyet antropolojik evrensel olarak sürekli topraktan, karanlıktan, nemden, rutubetten kaçıyor. Bunlar hep bizim evrimsel gelişmemizle de ilgili. Çünkü ıslak, rutubetli yerler milattan önce 30 binde hep ne anlama geliyor sizce? Ne anlama geliyor? Hayır. Hastalık. Hastalık yok. Antibiyotik. Rutubetli yerlerde, nemli yerlerde, ılık yerlerde mantarlar gelişiyor, virüsler gelişiyor, bakteriler gelişiyor. Değil mi? Anında ne oluyor? Öldürüyor insanları. Değil mi? Mesela çok ilginç bir şey ortaya çıktı. Malaria, sıtmaya sebebiyet veren canlının 500 milyon sene evvel ne olduğu ortaya çıktı biliyor musunuz? Okyanusta yüzen plankton oldu. İnanılmaz. Şimdi dolayısıyla sıtma neye ihtiyaç duyuyor hep? Suya. Değil mi? Kirlenen, devir daima olmayan suya. Mesela bataklık bölgeleri vesaire vesaire. Bakınız. Nemli yerlerde hep, şimdi hatırlamıyorum kimden ama kötülük gelişir diye bir edebiyatçının bir sözü vardır. Nemli, rutubetli yerlerde hep ne vardır? Kötülük vardır. O yüzden camiler, tapınaklar, Yunan tapınakları, kiliseler, katedraller hep neye yükselmeye çalışır? Göğe yükselmeye çalışır. Göğe yükselmeye çalışır. Böyle kondisyonlaşmışız. Neden böyle kondisyonlaşıyoruz? Ne kadar saçma. Bunun evrimle ne alakası olabilir? Havaya ulaşmanın daha iyi olduğunu. O kadar basit bir sebebi var ki. Eskiden
biz daha yerleşik düzene geçmeden hangi yerler çok uygun biliyor musunuz? Sulak. Hem sulak bir nehir olacak içme suyu için ya da bir yerde yakın bir yerde bir çağlayan olacak bir şey olacak. Hem de öyle bir yere sahip olacak ki yukarı çıktığınızda etrafı gözlemleyebileceksiniz. Düşman geliyor mu gelmiyor mu? Emniyette miyiz? Değil miyiz? Pencereyi açtığınız zaman, balkona çıktığınız zaman ne diyorsunuz hepiniz? Oh be, dünya varmış. O sizin kendi kişisel, bedensel sıkıntınızdan kaynaklanmıyor. O evrimin bir mirası. Bugün sen canım çok sıkkın, dur. Nefes alayım çünkü beyin stres durumlarında kendinizi istediğiniz kadar birey sanın, kendi şahsınıza münhasır sanın. 5 milyar yıllık evrim mirası hepimizde var. Niye mesela eve gittiğimiz zaman diyoruz, ne kokmuş burada böyle camları açıyoruz? Çünkü çok tehlikeli. Bir mağaraya giriyorsunuz, orada kötü koku varsa, orada atıyorum, çoktan zehirlenmiş bir leş vardır, fareler vardır, zararlılar vardır, böcekler vardır. Size soktukları an şansınız yok. Dediğim gibi tetanos. Yani yok eczaneye gideyim, iğne olayım. Ya da Covid'e karşı hemen şöyle bir mask takayım falan. Düşünsenize ne korkunç. Zarlar hemen atılıyor. Ama önemli olan şu, günümüzde bunlar, bu taraf tarafından çok çok daha süblim bir biçimde gizlenerek metaforlaştırmaya maruz kalıyor. Anlatabildim mi? Yani demek istediğim şu. Antropolojik evrenseller. Şimdi ikinci kısma geçeyim. Şöyle bir şeysi var. Hep düşürürüm, sonra ararım. Hep düşürürüm. Böyle şuraya düşmez, şuraya düşer. 10 dakika ararım. Şimdi, antropolojik evrenselleri ortaya çıkmasından tabii ki başka disiplinlerinde çok katkısı var. Mesela özcü etnoloji bu konuda çok önemli bir bilim dalıdır. Özcü etnoloji pek yaygın değildir. Frankfurt Johann Wolfgang von Goethe Üniversitesi'nde vardı bir özcü etnolojinin babası Profesör Doktor Klaus Emüller. Maalesef geçen sene Mayıs ayında kaybettik kendisini. Çok yaşlı olarak öldü, inanılmaz güzel bir hayatı oldu ve inanılmaz güzel eserler verdi. Özcü etnoloji şu demek. Etnoloji ne yapar? İşte Papua Yeni Gine'deki yerlilerin evlenme ritüelleri. Değil mi? Başka ne yapar etnoloji? Ha işte eski Yunan mitolojisindeki bazı tanrılara bu perspektiften bakıldığımı günümüzde atıyorum Avustralya aborijinelerindeki ortak paydaları şunlar. Yani ne biliyor musunuz? Etnolojinin günümüze kadar yaptığı her şeyi alt alta yazın. İşte münferit etnolojik konular. Özcü etnoloji ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün bunları damıtıyor. Aynen Koku romanındaki Jean-Baptiste Grenouille'in yaptığı gibi. Her etnolojik bir araştırma bir bitki ise özcü etnoloji hepsini kaynatıp tek bir damlalık esans ortaya çıkarıyor. Niye ortaya çıkarıyor biliyor musunuz? Bütün kültürlerin birleştikleri ortak paydayı ortaya çıkarıyor özcü etnoloji. Dolayısıyla özcü etnoloji antropolojik evrensellerin kataloglaştırılmasında çok 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 önemli bir rol oynuyor. Şimdi özcü etnoloji şunu ortaya çıkarmış. İnsanlar yerleşik düzeni geçtikten sonra milattan önce 12.000, 10.000, 9.000, 11.000 vesaire Neolitik devrimden sonra köylerinin yerleşim planları günümüze kadar adam ortaya çıkarmış Klaus Emüller.
şöyle bir şey var. En içte endosfer var. Endosfer biliyorsunuz biyolojiden iç zar, iç sfer. Endosfer, sfer ve küre. Sonra bunu orta zar takip ediyor. Mezosfer, Mezopotamya, ortadaki ülke, iki nehir arasındaki ülke. Ve eksosfer. Ben bunu hep X ile yazıyorum. Ama G ile yazdığım zaman da arabanın egzozu oluyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Ama aynı bir şey. Egzoz dışarı atıyor. Egzosfer, dış dünya. Yani tipik yerleşim şeması. Ve şöyle tipik bir yerleşim şeması. Yani ne bileyim milattan önce 1000'den değil, 1900'lü yıllardan değil. Hep bu şemaya uygun yerleşim yapılıyor. Demek ki bu neyi yansıtıyor? Bizim bilişsel açıdan nasıl işlediğimizi gösteriyor değil mi? Endosfere yakından baktığımızda neyi görüyoruz? Ne vardı biliyor musunuz? Köyün merkezi. Köyün merkezinde ne var? İlgili inanılan, mensup olunan dinin kutsal mekanı var. Artık tapınak, kilise, cami, piramit, neyse ne. Ne var? Erkeklerin bir araya geldikleri kamusal bir bina var. Ne var? Häuptling. Kızılderililerin başında ne diyor? Şef. Şefin oturduğu bina var. Ne var başka? İşte buğday alınacak yer, alışveriş yapılacak yer. Anlatabildim mi? En genel anlamda. Alışveriş yapılacak yer. Ve işte son derece estetik açıdan diğer yerlerden farklılaşıyor. Nasıl bir şey var? Ne dedim demin? Viyana parlamento binası, sütunlar bilmem ne muhteşem. Estetik açıdan diğer bölgelere nazaran çok farklı. Nedir? Son derece reprezentatiftir değil mi? Bu neresi çünkü endosfer? Bizim toprağımızın ve bizim oluştuğumuz toprağın ta merkezi. Çok ilginç. Kadınlar buralarda pek dolanamıyor. Burada evler var. Mesela bir kadın buradan buraya gidebilmek için şöyle bir yol izliyor. Yani böyle gitmiyor. Anlatabildim mi? Kadın endosferin en merkezinde ne yapmıyor? Kamusal alanda hiçbir surette kadının nesi yok? Görünürlüğü yok. Kadın görünmüyor. Başka ne var? Endosferin biraz dışında. İşte ahırlar var. Değil mi? İşte eğer ortak kullanıma açıksa, bütün ziraat yapabilmek için alet edevatlarının olduğu yer var. Başka ne var? İşte çocukların bırakıldığı yer. Anlatabildim mi? Ne var? Çok önemli. Çöplük var. Çöplük. Çöpler buraya atılıyor. Çöplüğün yanında ne var biliyor musunuz? Hastalıklar evi var. Hastane diyorsunuz. Diyorsunuz ki vay ne kadar çağdaş ya modern. Hayır. Hastalıklar evine kim gidiyor biliyor musunuz? Evini terk etmek zorunda. Adet kanaması gören kadın. Ya da yeni doğum yapmış kadın. Neden? Çünkü yeni doğum yapmış kadın ya da adet kanaması gören kadın endosferi eksosferik bedensel güçleriyle ne yapıyor?
tehdit ediyor. Nedir o kadın? Kirlidir. Kadın kirli olduğu için hiçbir surette ne yapamıyor? O yüzden endosferde görünemiyor. Loğusalık. Ne ilginç değil mi? 40 gün yeni doğum yapmış kadın nedir? Loğusadır. Nedir sizce bu? Bu kadın 40 gün boyunca lütfen odasından çıkmasın, hiçbir şeye karışmasın, mutfağa hiç gitmesin, o yemek yapmasın, o hiçbir şeyi ne etmesin? Mundar etmesin. O erkekle beraber olmasın. Yoksa kadın. Aynen adet gören kadın gibi. İnanılmaz büyük günah. İnanılmaz büyük günah. Doğrudan nereye götürüyor? Adet kanaması gören bir kadınla beraber olmak. Adem ile Havva'nın ilk günahına götürüyor değil mi? Kadınlar hastalık evinde. Ve nerede? Bakınız çöplüğün yanında. Çöplüğün yanında. Neden? Kadınlar çöp olduğu için değil. Bir tek zaten çöp, zaten already mundar olduğu için, yani bir taşla iki kuş. Şimdi ağıllarını oraya şey yapamazsın. Hayvanlara zarar dokunur. Anlatabildim mi? O yüzden her türlü öteki motifi, öteki motifi bilişsel olarak, antropolojik evrensel, bilişsel olarak dişilikle ilintileniyor. Dişilik motifiyle ilintileniyor. Şimdi bakıyoruz mezosfere. Şimdi endosferi anlattım size. Mezosfer. Bu neresi biliyor musunuz? Bu işte köyden avcılar çıkabiliyorlar. Ne yapmak için? Avlanmak için. Değil mi? Av devam ediyor gayet tabii ki. Başka ne var? Şamanlar trans halindeyken çıkabiliyorlar. Değil mi? Kadınlar çıkamıyor. Kadınlara yasak. Kadınların gitmesinden, mezosferi gitmesinden korkuluyor. Neden? Çünkü kendisi de eksi. Mezosferde de bizim toprağımız değil. Eksi. Ne olur? Eksi çarpı eksi. Artı olur, güçlenir. Mesela o yüzden cadılar nerede? Ormanda. Köyün dışında. Seyredin bütün filmleri. Özellikle Amerikan filmini 19. yüzyılda. The Witch mesela. Değil mi? Dışarıda, köyün dışında, nitekim orada, oraları ne değil? Hiçbir surette tekin değil. Geliyoruz en korkuncuna. Eksosfer artık. Sadece şamanlar trans halinde oraya yolculuk yapabiliyorlar tanrılarla görüşebilmek için. Şamanlar zaten ilginç varlıklardır. Şamanlar o trans halindeki yolculuklarında neye muktedirler aynı zamanda? Mesela cinsiyet değiştirebiliyorlar. Erkekken kadın olabiliyorlar. Bilge kadın erkek olabiliyor. Anlatabildim mi? Eksosferde artık inşa edilmiş sınırlar ne oluyor? Tamamıyla flulaşıyor. Bunu çok ilginç seyahat yazınında da görüyoruz. Mesela Marco Polo, bunu severek anlatırım. Marco Polo Çin'e gittiğinde, döndüğünde Çin'den, Hindistan'la ilgili anlatılarında öyle yani atmosferler vardır ki, mesela Hindistan'da bir köye geliyor, o köyün bütün sakinleri insan kılıklı ama kurt kafaları var. Kurt kafaları var. Venedikliler dünden hazır ve nazır buna inanmayan. Neden? Çünkü orası eksosfer. Orası nasıl bir yer biliyor musunuz? Dünyanın ucu, dünyanın sonu, Finistere. Dünyanın sonu, değil mi? Dolayısıyla neyi görüyoruz biz? En önemli antropolojik evrensel, insan dünyaya nasıl alınıyor?
ayağa kalktıktan sonra sizin durduğunuz, bildiğiniz yer nedir? Dünyanın merkezidir. Siz dünyaya nasıl alınıyorsunuz? Aynen bir deniz kenarındaki fener gibi böyle. Böyle algılıyorsunuz. En uzak yer sizin için en tekinsiz yerdir. En tekinsiz yerdir. Neden? Neden? Çünkü orası eksosferdir. Bütün dillerde bu vardır. Bakınız, cehennemin dibi. Yine nereye götürüyor? Koordinat sistemine götürüyor. Eksosfer ne? Cehennemin dibi. Yunanlar, Hititler nasıl dalga geçiyor? Onları saçlarını uzatıp ördükleri için kadınlara benzetiyorlar. Bunlar karı gibi diyorlar. Evet. Ne oluyor? Eksosferdeki Hititliler zaten Yunanca bilmedikleri için, zaten barbar oldukları için iyice cinsiyet açısından da ötekileştiriyorlar. Her ötekileştiriliyorlar. Her türlü ötekileştirilme nasıl vuku buluyor, nasıl eyleme dökülüyor? Bir dişilik motifiyle. Bir dişilik motifiyle. Değil mi? Şimdi bu niye böyle? Bu niye böyle? Biz kültür tarihimizin %90'ını avcı ve toplayıcı olarak geçirdik. Ya ne demek bu? Şu demek. Biz işte 20, 30, 40 kişi bir grup. A'dan, A'dayız. A'da her şeyi tüketiyoruz. Ne yapıyoruz? Hadi kalkın diyoruz. Buradan gidelim. B'ye gidiyoruz. B'ye gidiyoruz. B'de kalıyoruz biraz. İşte kadınlar burada bu uygun bir mağara bulduk. Kadınlar burada etrafta küçük memeli hayvanları avlıyorlar. İşte kök topluyorlar, yabani meyve topluyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Erkekler ava gidiyorlar ve sonra diyorlar ki artık bu sürünün geçtiği yollardan hayvan geçmiyor. Hadi başka bir yere gidelim. C'ye gidiyoruz, değil mi? Biz hep neye alışmışız? Biz hep şuna alışmışız. Geldik buraya, bitirdik. Hadi başka bir cennete. Ütopya düşüncesinin temelinde bu var. İncil'deki eski ayette geçen nehirlerinde bal ve süt akan diyar, vaat edilmiş toprakların temelinde hep bu var. Buraya gidiyoruz. Yani insanoğlu hep nasıl kondisyonlaşmış bilişsel sistemi? Yarın daha güzel bir gün olacak. Değil mi? Yarın daha güzel oluyor. Şimdi Neolitik devrimle birlikte ne yapıyoruz? Diye yerleşiyoruz. Yerleştikten sonra atıyorum ne diyeyim? Ur. Ya da uruk. Yerleştikten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Güvendiğimiz, eskiden 30-40 kişiydik değil mi? İnanılmaz bir grup dinamiği var. İnanılmaz bir grup dinamiği. Herkes birbirini tanıyor. Hiç kimse vazgeçilir değil. Çok güçlü, kuvvetli, hızlı erkeklere ihtiyaç var av için. Doğurgan kadınlara ihtiyaç var. Neden? Neden? Çünkü kadınlar o zaman, bakınız bu çok önemli. 3-4 senede bir doğurabiliyor. Çünkü hakikaten o dönemde kadınlar, bebekli kadınlar emzirdiği için bebekleri olmuyor. Bebekleri olmuyor. Bu ne zaman değişiyor biliyor musunuz? Yerleşik düzeni geçtikten sonra kadınlar köpek gibi doğurmaya başlıyor. Köpek gibi. Tabii ki çok fazla kadın ölümü var. Neden? Çünkü beslenme inanılmaz kötüleşiyor. Çürük dişlerden belli, o dönemlerden kalan dişlerden belli, kemikler korkunç kalitesiz, kadınlar sürekli doğuruyor, nüfus yerleşik düzene geçtikten sonra korkunç şekilde patlıyor. Bütün zoonoz hastalıklar, hayvanlar evcilleştirilirken o dönemde insanlara geçiyor, işte Covid-19 gibi, işte günümüzdeki grip, verem, bu bütün bu hastalıklar o dönem ortaya çıkıyor. Aslında avcı ve toplayıcıyken yemek planı korkunç çeşitlilik arz ediyor. Çok sağlıklı. Hiç şeker yok.
şeker yok, un olmadığı için dişler çürük değil. Kadınlar nasıl durumda? Hareketli durumda kadınlar. Kadınlar hep, onlar da ne yapıyorlar? Adeta her gün spor yapıyorlar değil mi? Şimdi bu düzen gittikten sonra ve şehirler büyümeye başladıktan sonra kimlik olarak ne geçiyor tanıdıklarımızın yerine biliyor musun? Kimlik olarak toprak geçiyor yerine. Eskinin güvendiğimiz ve grup dinamiğini birinci doğamız olarak inşa eden bu yönümüz neye yansıyor? Toprağa yansıyor. Ne dedik? Avcı ve toplayıcıyken sürekli her gün yeniden cenneti keşfediyorduk değil mi? Yer tükettiğimiz zaman. Şimdi bu yerleşik düzende burayı ne yapamıyorsun? Tarlalarını bırakamıyorsun. İşte o alet edevatını bırakamıyorsun. Evcilleşmiş hayvanlarını bırakamıyorsun. Aileni bırakamıyorsun. Burada ne oluyor? Burada şöyle bir zaruret doğuyor. Uruk'u ne yapmak zorundasınız? Hep cennet halinde ayakta tutmak zorundasınız. Dolayısıyla eskinin grup dinamiği neyle yer değiştiriyor? Günümüzdeki milliyetçiliğe, Almanya'daki korkunç ırkçılığa götürecek kutsal toprak metaforuyla yer değiştiriyor değil mi? Neden? Çünkü artık şehirde ne yok? Herkes birbirini tanımıyor. Şehir korkunç kalabalık. Değil mi? Ama neyi savunmak zorundasınız? Son derece soyut bir beraberlikten yola çıkarak, işte hepimiz Türk'üz, hepimiz Fransız'ız. Yola çıkarak yeni bir identifikasyon aracı ortaya konuluyor. Bu da son derece kültürel bir icat. Bu çünkü hem nedir? Millidir ve biz en ileri milletizdir. Atıyorum Almanya. Ve Almanlar atıyorum böyle oldukları için en iyi nedir aler aynı zamanda? Dini açıdan? En iyi Hristiyanlar var. Burada ne vardır dolayısıyla Hristiyan'ın karşısında? Almanya? Yahudiler. Tam öteki 40 sene çölde yaşamış Allah'ın belaları. Bedeviler. Zaten onlar bizim gibi Cermen kökenli değil. Onlar fareden türemiş. Bizim ulus bedenimizi parazit gibi... Malaria sıtma. Parazit gibi istila etmişler. Değil mi? Günahkarlar. Tabii ki. Mesela sen çok güzel dedin. Bedevi. Mesela bu bizde de var. Biz ne deriz? Allah'ın Arabı. Allah'ın Arabı. Sen de Allah'ın Türk'ü. Hani bunun sonu yok ki. Allah'ın Fransızı. İyi. Allah'ın İzlandalısı. Ay düşünebiliyor musunuz İslam'ın zorluğunu? Kaç tane ırk, kabile, bilmem ne varsa. Mesela bizde ne aydındır? Türkiye'de bizim bedevilerimiz kimdir? Bu açıdan, ötekileştirici açıdan. Afganlı. Hayır. Ülke içinde. Suriyeliler, Aleviler. Başka kimler? Kürtler. Kürtlere ne diyor şehirli medeni Türkler? Terörist diyorlar. Terörist. Başka ne diyorlar? PKK. PKK. Başka ne diyorlar? Allah'ın kralı. Kralı. Bak hepiniz biliyorsunuz. Neden güldünüz şu an? Çünkü size referans veren bir içerik olduğu için. Şimdi ben de mesela Almanya'da anlatsam bunu, öyle bir kelime söylerim ki onlar gülemez. Onların çünkü gülmeli çakları yok. Onların zaten gülmeleri bu konuda kaçmış durumda 1945'ten bu yana. Ama böyle yaparlar. Yani anlatabildim. Onların da Yahudiler için, Türkler için. Türkler ama mesela Türkleri de sevmezler. Evet. Türkler de onlar için Orta Doğulu'dur. Türkler nedir onlar? Ay sarımsak yerler her gün leş gibi kokarlar. Mesela herkesin nesi vardır?
herkesin bir kutsal toprağı var. Herkesin maddi manevi bir endosferi vardır. Şimdi bunun neleri sebebiyet verebilecekleri, bunun potansiyeline gelmek istiyorum. Şimdi deniliyor ki günümüzde sınırlar kalktı, globalleşme, şu bu. Şimdi bu büyük bir yalan ya da daha doğrusu bu büyük bir yanlış anlama. Çünkü size anlattıklarımdan sonra hepiniz bunu anlamışsınız. Bizlerin kültürel evrimi böyle. İzmirliyim, Türk'üm. Askere gittiğiniz zaman bile, askerliğini yapan vardır burada. Göreceksiniz gitmemişsiniz. Göreceksiniz mesela atıyorum İzmirliysen orada İzmirli birisini bulduğun zaman aa toprağın diyeceksin ona. Onunla böyle neleri konuşacaksın biliyor musun? Ayşe Alsancak'taki o dükkanı biliyor musun? Bu sizi anında ne yapacak? Bir topluluk içinde bir topluluk haline getirecek. Anlatabildim mi? Giresunlular birbirini bulacak. Bilmem ne olacak. Yani görüyorsunuz korkunç arkaik şemalar. En yani bunun çağdaşlıkla ilgisi yok. Bu bizim antropolojimizde saklı. Bizim bilişsel sistemimizde saklı. Biz çünkü onunla birbirimize benziyoruz canım benim. O Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu. O benim öğrencim. Nide'den değil o. Bilmem anlatabildim mi bakın. Var mı Nide'den mezun olan? Globalleşme, şu bu. Çinliler Atina limanını satın alıyor. Aa, yok Çinliler Afrika'yı satın alıyor. Yok Amerika Türkiye'de şunu yapıyor. Yok Almanya bilmem neyle alır. Ne oldu? Dünya opak iken 80'li yıllara Glasnost ve Perestroika'ya kadar. Yani sınırlar nasıldı 80'li 90'lı yıllara kadar? Kapalıydı sınırlar. Yani atıyorum Çin sıkarsa sıkıysa gitsin 1983'te Afrika'yı satın alsın. Anlatabildim mi? Sovyetler Birliği derdi ki ne oluyor? Amerika derdi ki ne yapıyorsun? Anlatabildim Vietnam Savaşı'nı biliyorsun. Şimdi ne oldu 90'lı yıllardan sonra? İşte Doğu Blok ülkeleri yok oldu. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'yi ele alalım. Allah'ım Allah. O bizim Kars, işte Sovyetler Birliği'ne olan sınır. Ben 88'de kurs vasıtasıyla gittim oraya. Yani sınıra 20 kilometre kala yasaklanıyor. Duvar var, demir perde var. Şimdi Gürcistan'a gittim filan falan. İşte Ermenistan'a gittim. Gidilmiyor henüz. Gidilecek yakında yok. Azerbaycan'a geçtim Nahçıvan üzerinden. İran sınırı, İsviçre peyniri. Anlatabildim mi? Suri... Ne oldu? Bütün dünya o opasitesini kaybetti, ozmotik oldu değil mi? Hatırlayın, 2015'te mi? 2016'da mı hatırlamıyorum. Avrupa açtı sınırlarını, Almanya açtı sınırlarını, bütün Suriyeliler gitti değil mi? Ne oldu? Dünya ozmotik oldu. Ve bu postmodernizmde ne olarak satılıyor? İşte dünya globalleşiyor, bütün kültürler o... Karışıyor, hibritleşiyor, edebiyatta postkolonyalizm, işte Orhan Pamuk. Yani bir ada var, Türkler var, Yunanlar var, o adada veba çıkar. Anlatabildim mi? Bu hiç doğru değil. Çünkü en nihayetinde insanlar böyle kondisyonlaşmış. İstedikleri kadar girsinler çıksınlar Almanya'ya, istedikleri kadar girsinler çıksınlar Türkiye'ye, bu globalleşme diskuru sahte bir diskur. Çünkü eski mekanizmalar istedikleri kadar ileri kültür olsun, ileri safhada bir kültür olsun. Bilmiyorum. Bunu yemiyor, kabul etmiyor. Bütün bu dünyada artan popülizm ne biliyor musunuz? Postmodernizmin salık verdiği globalleşme kültürünün political correct olmayan biçiminde reddetmeden başka hiçbir şey değildir. Almanlar diyor ki, Araplaştık. Burası Hristiyan ülkesi. Yakında bunlar çoğalacak, kiliselerimizi yıkacaklar. Ne kadar irrasyonel değil mi? Türkiye'ye geliyoruz, bakıyoruz diyorlar ki, aa
Her yer Afgan, her yer Afgan. Ne diyorlar? Yakında Suriyeliler çoğalacak, biz misafir olacağız kendi ülkemizde. Fransa'ya gidiyorsunuz. Marine Le Pen diye ruh hastası kadın, tam faşist, diyor ki geceleri diyor Paris'te tek başına sokakta yürüyemiyorum diyor. İstediği kadar faşist ve ruh hastası olsun, bu söylediği tırnak içinde doğru. Doğru, çünkü mutlaka karşısına hepiniz şey filmini seyretmişsinizdir. Irreversible. Yani. Büyük kentlerde artık, dünyanın büyük kentlerinde artık tek başına dolaşmak, hele hele değişime uğrayan semtlerde, endosferden eksosfere dönüşen semtlerde, mesela İzmir'de Basmane. Orası artık ne? Orası endosfer değil. Orası eksosfer. Endosferdeki eksosfer. Ne der arkadaşın? Sen manyak mısın gecenin o saatinde? Ne arıyorsun orada? Şimdi bak, senin arkadaşın ırkçı mı? Irkçı mı? Değil. Değil. Ama bütün bunları alt alta yazdığın zaman, mesela Ankara'da gece saat 12'de gidin yürüyerek Ulus'a. Yani neyle karşılaşacağın belli olmaz. Ne oluyor? Bütün bu bilgileri alt alta yazdığınız zaman inanılmaz bir kondisyonlaşmaya karşı çıkmadan kaynaklanan insani bir tsunami birikiyor. İnsanların üç doğası vardır. Birinci doğamız işte avcı ve toplayıcılıktan kalma en önemli özelliklerimiz. Birinci doğamız şudur. Tanıdığıma güvenmek. Onun için elimden geleni yapmak. Hiçbir surette adaletsiz olmamak. Yani bir şey avlandığı zaman herkese eşit miktarda da. Mesela sosyalizm fantezilerinin temelinde birinci doğamız vardır. Adaletsizliğe davranmamak, yani karşı durmak. Hastalandığı zaman ona ehemmiyet göstermek. Sonra yerleşik düzene geçiyoruz. İkinci doğamız başlıyor. Birinci doğamızda en önemli özellik mesela iğrenmedir. İğrenme neyle ilgili? Kendimizi korumak için değil mi? Bozuk bir şey yememek için. Daha bebeklerde var bu. Demek ki en önemli emotionlarımızda iğrenme var. İkinci doğamızda şöyle bir şey var. Aslında böyle davranmalıyım ama davranamıyorum. Ne demek bu? Bu şu demek. Biz artık avcı ve toplayıcı değiliz. Evde otura otura ne yapıyoruz? Şeker hastası oluyoruz ve şişmanlıyoruz. Yılbaşında niyet ediniyorum. Diyorum ki bu sene spor yapacağım. Sporun sağlıklı olduğunu biliyorum. Ama birinci doğan daha güçlü olduğu için sigarayı o yüzden bırakamıyorum. Spor yapamıyorum. Onu bunu yapamıyorum. Anlatabildim mi? İkinci doğamızda bu. Yani kültürel kılıf. Ama mesela ikinci doğamız ne biliyor musunuz? Başkalarının mutfağından iğrenmek. Mesela bir Müslüman ne der? Ha, cübbeli ne dedi? Domuz kalbi şey yapmışlar ya, nakletmişler ya. Diyor ki, ay domuzun kılı bile iğrenç ya da neyse ne, mundar. Mesela ikinci doğa domuzdan, domuzu mundar olarak görme. Çünkü biz Müslümanız. Ama birinci doğanın yöntemlerini kullanarak iğreniyoruz domuzdan. Bakın tepki aynı tepki. Yani bizler Müslümanlar domuz eti yemiyoruz ama ne yapıyoruz? Domuz eti yiyenleri yapıyoruz. Tepkimiz birinci doğaya. Ya da başka bir örnek vereyim. Çinliler. Yürüyen her şeyi yiyorlar. Köpek yiyorlar. Mesela gidiyorsunuz masada çok güzel köpek dolması var. Eğer kibar bir insansanız ne dersiniz? Ay vejeteryen olduğum aklıma geldi. Yapmışlar mı deneyi Amerika'da üniversitede? Demişler son derece postkolonyal global mutfaktan yemekler deneyeceksiniz. Bambaşka şeyler anlatmış ama psikoloji bölümü yapıyor. Ne çıkarmışlar biliyor musunuz insanların önüne? Kızarmış tavuk bacakları, ayakları. Böyle böyle. Böyle kahverengi bir sosla düşünsenize. Bazıları ay ben şimdi yemek yedim demiş. Bazıları ben ay vejetaryenim demiş. Bazıları demiş ki hıh! İki karnım.
canavar mısınız siz demiş. Anlatabildim mi? Ne yok bu burada? Bunu söyleyen kişide political correctness yok. Üçüncü doğamız ne biliyor musunuz? Üçüncü doğamız çok yani verniklenmiş bir biçimde eğer üniversite okuduysak, eğer işte insanların eşitliğine inanıyorsak, ırk düşüncesinin saçma olduğunun ayırdına varıyorsak, bu bilgilerin hazmedilmiş hali. Ama hepiniz biliyorsunuz ki dünyada herkes üniversite okumuyor. Ve keşke üniversite okumak hakikaten insanları bu hale getirebilseydi, değil mi? Getirmiyor çünkü. İnsanlar hala ne? Hala ikinci ve birinci doğalarımıza daha yakın. Ergo son derece demokratikleşmiş, eşitlenmiş gibi görünen dünyada aslında birbirini diş bileme bizim evrimsel mirasımızdan kaynaklanan bir biçimde, antropolojik bu evrensellerden kaynaklanan bir biçimde neler yükseliyor? Popülizmler bu yüzden yükseliyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kültürü neye benzetebiliriz? Medeni bir insana neye benzetebiliriz? Her an bir extraordinary durumda, bir şey durumunda, söyleyin adına. Bir not var, alarm verildiği zaman. Ne diyoruz? Acil durumda. Acil durumda ne oluyor? Bütün o eski, arkaik, daha korumacı unsurlar devreye giriyor. Ne demek bu? Şimdi siz işsiz kalırsanız, atıyorum 2000 lira istediğiniz için, sizin yerinize 300 liraya çalışan Suriyelileri işe alırlarsa ne olur sizce? İstediğiniz kadar üniversite okumuş olun. Nasıl bir şey gelişir içinizde? Suriyeliler geldi. İşsiz kaldım. Ben aç kaldım. İşsiz kaldık değil. Ben aç kaldım. Çünkü aç kaldığınız zaman tamamıyla survivor etkisi uyandırıyor ve bütün ikinci, üçüncü doğalar solda sıfır kalıyor ve birinci doğa anında dikiliyor karşımıza. Biz bunları nereden iyi biliyoruz? Seyrettiğiniz dizilerden, filmlerden değil mi? İşte o zombi apokalipsler, onlar bunlar. İnsanlar küçücük bir konserve yemek için birbirlerini öldürüyorlar. Neden? Çünkü bir tek o var. Şimdi biz birbirimizi öldürmüyoruz çünkü süpermarketlerde var. Evet. Ona güvenme işte. Ona güvenme. İçinde her an birini öldürdü. Birini öyle şu an absürt görünen bir şey için öldürecek, çok değişik davranacak, davranabilme potansiyeline sahip birileri saklı. Bu gökten zembille inmiyor. Bu bizim hem bilişsel, biyolojik hem kültürel evrimimizle ilgili diyorum. Varsa sorularınıza geçiyorum.